Silikon Vadisi'ne herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnçer Karacı. Yine her gün olduğu gibi bugün de Silikon Vadisi'nden bildiriyoruz sizlere. Ve Silikon Vadisi'nde yanımda Kozan Demircan var. Kozan'la beraber bildiğiniz gibi bilim teknik haberlerini ve teknolojinin son gelişmeleri inceliyoruz. Genelde de Kozan'la ileride çıkacak yeni teknolojileri konuşuyoruz. Evet, evet. Biraz daha ileri teknolojileri konuşuyoruz. Peki Kozan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza. Ben hemen bugünkü konu hakkında sizden bilgileri almaya başlayayım. Bugün galiba çok böyle gündelik hayatta kullanacağımız yepyeni bir üründen bahsedeceğiz. Evet, aslında üç kelimeyle ifade edebilirim. LED kontak lens. Gözlük taktığımı görüyorsunuz. Beni bundan kurtarabilecek bir teknoloji. LED kontak, kontak evet. Lens diye bir şey var bildiğimiz. Evet, hani, evet. Gözlük yerine kullanılan aparatlar diyelim, evet, gözümüze taktığımız. Evet. Peki LED ile olunca ne oluyor? Şöyle oluyor, iki esprisi oluyor. Birincisi, kontak lensin yüzeyine tıpkı bir LCD monitörün ekranındaki piksel gibi mikroskopik LED lambalar basıyorlar. Böylelikle Google Glass gibi kontak lens göze takılan bir ekrana dönüşüyor. Evet. Yani bildiğimiz şeyi geçtik. Google Glass gibi akıllı gözlük. Onlar piyasaya çıkana kadar eskidiler. Oo, enteresan, çok enteresan bir noktaya geldik. Princeton Üniversitesi geliştirmiş. İkinci esprisi ise tabii ki renk değiştiren kontak lensler. Yani normal kontak lens ürettikten sonra özel bir elektronik mürekkeple ve 3 boyutlu printerla LED lambaları basıyorlar. Yani quantum dot teknolojisi denilen mikroskopik ölçüde küçük LED lambalar üretmemizi sağlayan bir teknolojiyi almışlar. Bunu 3D printer'a uygulamışlar. Böylelikle büyük laboratuvarlarda pahalı mikroskoplar kullanarak çalışmak zorunda kalmıyorlar. Bildiğiniz elektronik mürekkeple normal olarak tıbbi şartlarda hijyenik olarak üretilmiş bir numaralı kontak lensin üstüne bile LED lambaları yerleştirebiliyorlar. Yani numaralı bile olması da gerek yok. Evet. Bu teknolojiyle zaten numarayı da otomatik olarak kendiniz bile değiştirebilir hale gelebilirsiniz. Yani üzerindeki merceklerle. Peki bu LED'lere, yani bu LED'ler bir görüntü basabiliyor dediniz değil mi? Tabii ki. Yani piksel piksel, sonuçta mikroskopik LED'lerden bahsediyoruz. En azından bu lensler piyasaya çıktığında Full HD görüntü sağlayacaklar. Gözümüzde peki oraya çok nasıl iletişim sağlıyor? Yani güzel soru. Yani kontak lense o bilgi nasıl gidecek? Şimdi kontak lense o bilginin nasıl gideceği üzerinde zaten araştırma yapıyorlar. Fakat çok ilginç bir avantajı var. Bu LED'ler çok az elektrik tükettiği için, bütün sistem çok az elektrik tükettiği için vücudun kendi elektriğiyle bile şarj olabilecek durumda. İkinci sorum buydu. Yani birinci sorum aslında buraya veri nasıl geçecek? İkinci soru neyle elektrik sağlayacaktı? Ama vücudun dediğiniz gibi kendi bir elektriği var. Aynı zamanda hareket de ediyor sürekli. Evet. Hani belki oradan elektriği, ama ben hala veriyi nasıl alacak onu? Büyük bir ihtimalle akıllı etiketler kullanırlar. Biliyorsunuz daha önce biz bunu programımızda yapmıştık. OM Signal'ın ürünleri var. Küçük eskiden çocukların oynadığı çıkartma tarzı elektronikler. Saydam bir şey deriye yapıştırıyorsunuz. Yıkanınca da kolay kolay çıkmıyor. Bunlar güneş enerjisiyle şarj olabilen ve Wi-Fi internet bağlantısı destekleyen elektronik etiketler bildiğiniz. Ve onlardan bir tanesini şuraya ya da buraya yapıştırarak rahatlıkla kontak lens için router olarak kullanabiliriz. Kontak lensle o bağlantı kuracak. Tabii ki. Yani son derece pratik bir şey olacağı kesin. Ne işe yarar? Dediğim gibi gözümüzün önünden işte karşıdan adam geçiyor. Adını unuttunuz. İş adamı. Bağlantı kuracaksınız. İşte merhaba Ahmet Bey diyeceksiniz. Size onu söyleyeceksen bu adamla şu anda adı, ismi bu ve 3 gün önce şu işi konuşmuştun. Şunu ona söylemeyi unutma diye. Ben olsam ne yaparım biliyor musunuz? Ben olsam bütün hayatımı gerçekten filme çeker. Onu da oraya yüklerim. Ölmeden önce gerçekten bütün hayatım böyle gözümün önünden film şeridi gibi geçer mesela. Hani o beyinde olmaz da gerçek olarak olur. Hem de HD, Full HD ya da yani daha da yüksek. 4K. Flörtleri ve arkadaşlıkları kolaylaştıracağı kesin. Çünkü şu anda yani hasta yatağındayım. Yükle diye 4K şey geçiyor. Yani bütün film geçiyor. Bara giriyorsunuz. İlgilendiğiniz kızla ya da erkekle ilgili bütün genel bilgileri anında ulaşıp onun ilgi alanıyla ilgili. Canım, Google Glass'ta yapabildiğin her şeyi anladığım kadarıyla yani daha doğrusu Google Glass gibi akıllı gözlüklerle yapabileceğin aşağı yukarı her şeyi. Her şeyi evet. Herhalde kulağın içine de bir. Ama bir gizlilik boyutu da var. Yani şimdi Google Glass'ta kamera çalıştığı zaman kırmızı ışık yanıyor ve yani sonuç olarak gözün önünden sürekli bir şeyler geçen bir insan durumu var. Bir de tuhaf bu çok karizmatik bir şey değil yani, düşünebiliyor musunuz? Dediğim, bence çok daha karizmatik bir şey. Yani ben gerçekten mesela Google Glass kullandım.
ama Amerika'da ama çok normal hayatta kullanmayı hiç düşünmedim. Yani çok da bana çok da feasible gelmedi. Çünkü gerçekten gözlerim ağrıttı. Yani insanın bir şeye odaklanırken o anda başka bir şeye odaklanırken bir kez daha dışarıdan çok komik gözüküyorsun. İşte hani onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden o zaten apayrı bir durum. İkincisi de öyle bence araba kullanırken izlenebilecek bir şey değil. İnsanın fokusu kayıyor çünkü. Odak noktası kayıyor. Bence şey değildi. Yani çok o yüzden bence zaten satmadı. Eğer çok kullanılabilir bir şey olsaydı şu anda peynir ekmek gibi satıyor olurdu. Zaten alan insanlar da yani biraz tekno freak oldukları tabii, için tabii. Hani aldılar. Daha çok hani o geek dediğimiz kesim aldı. Kesinlikle. Çoğu da geri veriyor şu anda. Şeye girseniz, yani eBay'e insanlar girseniz, kullanamadılar. Onlar... Şimdi şöyle bir problem vardı. Mesela prizma. Yağmura çıkıyorsunuz, ölüyor prizma. Yani yağmurlu havada kullanamıyorsunuz. Kontak lens öyle değil. Yani yeni gelişen kontak lenslerle denize girmek ve yıkanmak bile mümkün olacak. Doğru. Çoğu zaman yapanlar da var. O yüzden çok pratik. Tabii renk değiştirebildiği için kadınlar için de çok pratik olacak. Kozmetik açısından. Bence en büyük pazar bilgi alması vermesinden çok o renk değişikliği olacaktır. Bence bu gerçekten çok güzel bir haber. Hatta başlık bile bununla ilgili olabilir. Yani eminim ki Milliyet TV bunu başlığa çıkartırken işte kadınlar için muhteşem bir ürün diye falan çıkartacaklardır. Tabii tabii. Biz tabii ki işin teknoloji boyutuyla uğraşıyoruz. Evet. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bize her zaman alttaki Twitter adresine ulaşabilirsiniz. Ya da www.silikonvadisi.tv adresinden de sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Bizi YouTube kanalımızdan izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Orada farklı videolar çok yakında sizlerle olacak. Değişik videolarla da YouTube kanalında buluşuyor olacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.